Cuma'nın feyzi, hayrı üzerinize olsun inşallah. 31 Mart 2024 genel seçimleri ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı, uğurlu olsun. Bu soğuk zehmeli gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sayın İl Başkanım, hoş geldiniz. Kadın Kolları Başkanımız, Sarıköy Belediye Başkan Adayımız, Tavas Belediye Başkan Adayımız, Kale Belediye Başkan Adayımız, Beyaz Belediyesi Başkan Belediye Başkan Adayımız ve Meclis Üyeleri, ilçe başkanlarım, hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diye saygılar sunarım. Eğer nasip olursa 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde biz belediye başkanlığını kazanırsak biz geldiğimizde en azından köyler arası irtibat araba seferlerini düzenleyeceğiz. Artı işçi alımlarını kapalı kapılar arkasından değil şeffaf bir şekilde yani ne gerekiyorsa o şekilde alımlarını yapacağız. Tarım ve hayvancılığı büyük destekler yapıp yani tarımda bugüne kadar ziraat odasında yaptığım gibi gerekirse sertifikalı tohumları çiftçilerimizin evlerine kadar da belediye olarak ulaştıracağız. Ama inşallah bize yetki verirseniz bundan sonra daha fazla tarım ve hayvancılık üzerinde durup tarım ve hayvancılığı destekleyeceğiz. Bizim ilçemiz her ne kadar tarıma dayalı değilse de tütüncülük, tütün her zaman önde geliyor. Atalarımızdan gördüğümüz tütün bu da bırakılmıyor. Yani her ne kadar devlet desteklemese de tütünü ama biz vatandaş olarak burada birinci gelir kaynağımız tütün. Tütüne de en büyük destekleri verip geçtiğimiz günlerde yaptığımız gibi gerek fiyat konusunda gerek kaliteli tütün yetiştirme konusunda da üstün başarılar sağlayacağımıza inanıyorum. İkinci bir konuda sokak hayvanlarından rahatsız olan bir sürü vatandaşımız var. Sokak hayvanları korku değil, bize sevgi aşılamalı deyip hayvan barınakları üzerine durup hayvan barınakları yapmak için olanca gücümüzle çalışacağız. Bu cuma günü vaktimiz kısıtlı olduğu için ben daha fazla burada tutmadan size il başkanımız Sayın Halil İbrahim Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli ilçe başkanım, çok değerli belediye başkan adayım, ben buraya başkan adayımın yanında başkanım yazdım da yine nezaketen de olsa başkan adayım demeye de uygun buluyoruz inşallah. Seçim bürosuna emeğe geçen açılışında tüm teşkilat mensubu kardeşlerim, bugünümüzde bizi yalnız bırakmayan, şuraya dolduran ve bize neşelendiren, yolda gelirken bizim yorulmamızı, bazı engeller olmasına rağmen geldiğimizde, çok telaşlı olarak geldiğimizde neşelendiren siz Beyağaçlı kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, bizler israfı önleyip tek bütçeyi bu ülkeye tanıştıran, emekliye %300 zam veren, emeklinin yüzüne güldüren, birçok fabrika açıp fabrika yapan, fabrikaları inşa eden, ülkenin sanayi besine öncülük yapan, iktidar olduğunda bir tek Filistin'in burnunun dahi kanamasına engel olan, muhalefetinde dahi birçok hizmetler yapan Erbakan hocama insanlar büyük bir özlemle ve rahmetle anıyor ve onun talebeleri olarak Allah'a hamd ediyoruz. Yeniden Refah Partisi iktidarında akıl emniyeti, can emniyeti, mal emniyeti, nesil emniyeti ve din emniyetinin olduğu yaşanabilir Türkiye'nin imal edileceği üretim ve
İstanbul'un olduğu fabrikaların üretip aynı zamanda yeniden büyük Türkiye'nin kurulacağı, Genel Başkanımın Doktor Fatih Erbakan'ın söylediği gibi üretim yetmez, ancak katma değeri yüksek üretmemiz gerekir dediği ve bunun için hedefe yürüdüğümüz inşallah yeniden büyük Türkiye'nin D8'in D60 birliğinin kurularak yeni bir dünya düzenine kavuşmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Çok değerli arkadaşlar, birçok televizyon kanalı bizi vermezken bir bakıyorsunuz ki Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi affı geliyor. Bir diğer kanalda bakıyorsunuz ki 5 milyon kişiye sosyal yardım yapılıyor. Biz Yeniden Refah Partisi iktidarında inşallah 5 milyon insana sosyal yardım değil, bunlara balık tutmasını öğreteceğiz inşallah, yardım yerine. Pirince, soğana, nohuta, peynire, tüm ürünlere fahiş zam yapılırken, yine daha yeni de süt ve süt ürünlerine zam yapıldı. Nüfusumuz 65 milyondan biliyorsunuz 85 milyona çıktı. Ama biliyorsunuz ki tarım ürünleri, tarım mamulleri %50 düştü. Bu ne demek arkadaşlar? Fiyatlar arz ve talebe göre artar. Biz de inşallah iktidar olduğumuzda bu arz ve talebe dikkat edip buna göre tarım ürünlerine ve çiftçilerimize genel başkanımızın söylediği gibi yardım ve en kısa noktası onun en mamul olan mazotuna destek vereceğiz inşallah. Bunları size niye anlatıyorum? Ya bu bir yerel seçim de, bu genel seçimde, genel seçimin havalarını birkaç niye girdi diyeceksiniz başkanım. Çünkü sizin biraz sonra anlatacağım gibi, sizin vereceğiniz her oy, yarın iktidara yürüyeceğimiz, belki 2025, belki 2026 olan seçimde, iktidarda size destek olacak genel başkanıma, destek olacaksınız. Yani Milli Görüş'e, Yeniden Refah Partisi'nin iktidarına ışık tutacaksınız inşallah. Baktılar ki bu yerel seçim ama genel seçimin bir aynası olacak. İşte geçen ay itibariyle Yeniden Refah Partisi'ne 47 bin üye ile Türkiye tarihinde görülmemiş bir üye kaydına sahip oldular. Ve bunun yanında 3 aylık periyotta da 96 bin üyeyle Yeniden Refah Partisi'ni ayağa kaldırdılar. Yeniden siz verdiğiniz her oy Sezai Bey'e diyeceksiniz ki ben fabrika istiyorum diyorsunuz. Sezai verdiğiniz, beni verdiğiniz her oy ben istihdam istiyorum diyeceksiniz. Ben Sezai verdiğim her oy benim üniversite çıkan torunum için, benim oğlum için, onun fabrikalara seçme hakkı diyeceksiniz. Genel seçimde buraları kazanmamız gerekiyor. İnşallah buraların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Ya Allah, bismillah. Amin.